Merhabalar Business Network izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmına değerli konuğumuz bugün bizlerle. Diş hekimi Bülent Kazım Gençay bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Ardından sohbetimizle başlıyoruz. Hoş geldiniz Bülent Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Çok mersi. Sizleri tanıyabilir miyiz? 1974 Amasya Merzifon doğumluyum. 92 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne giriş yaptım. 98 yılından bu yana da mesleğimi icra etmekteyim. Uzun bir yolculuktan sonra bugün sizleri işi bilen kısmında ağırlıyoruz. Evet, kesinlikle. Hep duyduğumuz ama çok fazla belki de bilmediğiniz bir konu var. Koruyucu diş hekimliği nedir hocam? Koruyucu diş hekimliği doğumdan sonra 6. ayda süt dişlerimiz sürmeye başlar. Bu öncesi de olabilir, sonrası da olabilir. 6. aydan 12 yaşa kadar süt dişlenmesi, karışık dişlenme ve daimi dişlenme dönemine geçiş dönemidir. Koruyucu diş hekimliği bu sürelerde diş kayıplarını engellemek, alttan gelen daimi dişlerin sürmesini rahatlatmak amacıyla mevcut olan süt dişleri ve karışık dişlenme döneminde orijinal ortamın sağlanması, devamının sağlanmasıdır. Bunun için ilkokul çağında topikal flor uygulamaları, yine kliniklerde fissür sealing denilen fissür örtücüler, dişlerin çürümesini engelleyen, yavaşlatan eylemler gerçekleştiririz. Bazen çocuklarımızda erken süt dişi kayıpları olabilir. Bu konuda da yer tutucular sağlayarak o bölgedeki gelişimin devamını sağlarız. Eğer ki bunları uygulamadığımız takdirde zamanından önce düşen süt dişleri o bölgedeki çene gelişimini zorlayacağından dolayı, gelişimi yavaşlatacağından dolayı alttan gelen daimi dişlerin sürmesine zorluklar çıkarır. Bunun sonucunda da herkesin bildiği gibi çapraşıklıklar meydana gelir. Bunları engellemek amacıyla bir koruyuculuk uygulanan, evet, gerekli kesinlikle, durum. Kesinlikle. Beslenmenin ağız ve diş sağlığına etkisi nedir? Evet, beslenme çok geniş bir kavram. Çürüğün birinci etkisi yiyeceklerle temasın uzun sürede kalmasından kaynaklanıyor. Bunun için de beslendiğimiz gıdaları iyi seçmemiz gerekiyor. Teknoloji ilerledikçe çürük insidansı artmakta. Neden? Eskiden köylerde köy ekmeği yenirdi. Dişe yapışmazdı. Ama şimdi günümüzde yediğimiz hamburger tarzı, fast food tarzı gıdalar dişe direkt yapışıyor. Dişle temas süresi uzuyor ve çürümelere yol açıyor. Buranın teknolojinin biraz kötü tarafını görüyoruz. Neden? Teknoloji ilerledikçe hastalıklar daha çok artmaya Aynen başlıyor. Öyle. Bu yüzden de seçtiğimiz gıdaları en azından bakımlarını iyi yapmamız gerekiyor. Özellikle asitli gıdalar. Dişler üzerinde çok ciddi erozyon tahribatları var. Dişlerimizin dibinde diş eti oluğu denilen bir ince bir oluk vardır. Aldığımız asitli gıdalar buralara yerleştiği takdirde diş etlerinin diplerinde dişlerin çürümelerine yol açıyor. Tabii ki böyle gıdaları almayın diyemiyoruz. Aldıktan sonra fırçalama, su ile sulandırma, dilüe etme bunların zararlı etkilerini çoğunu ortadan kaldıracaktır. Tabii ki bunun yanında yararlı besinlerimiz de var. Elma gibi, havuç gibi, salatalık gibi sert gıdalar dişlerin yüzeyinde temizleme görevi de yapar. Özellikle bu gıdaları çocukluk çağında bir alışkanlık haline getirilmesini tavsiye ediyoruz. Süper. Diş kayıpları nedenleri nelerdir? Diş kayıpları birkaç nedenden diş kaybı var. Birincisi demin bahsettiğimiz gibi çürüğün çok ilerlemesi, destek dokuların azalması, kök miktarının azalması ve ileri derecede enfeksiyonlar dişin kayıplarına neden olmaktadır. Bunun haricinde isteğe bağlı diş kayıpları olabiliyor. İsteğe bağlı diş kaybı olur mu diyeceksiniz. Evet, bazen ortodontik tedavilerde yer açmak, mesafe oluşturmak. Bunun için
doktorlarımızın belirlediği bazı dişleri feda etmek zorunda kalıyoruz. Bunun sonucunda da diş kayıpları meydana gelebiliyor. Bazen 20 yaş dişlerimiz yer bulamadığı durumlarda ağrıları neden olduğundan dolayı yine isteğe bağlı şekilde diş kayıpları meydana geliyor. Bir de istek dışı yaşadığımız diş kayıpları var. Bunlar da travmalar sonucunda. Çarpma, düşme, darbeler sonucunda diş kaybı olabiliyor. Buradan hastalarımıza öneride bulunmak istiyorum. Darbe sonucunda meydana gelmiş diş kaybınız var ise dikkat edilecek iki nokta var. Eğer ki diş soketten çıkmamış ise en yakın hekime başvurunuz. Soketten çıkmış ise dişinizi ya dilinizin altında ıslak ortamda bulunması gerekiyor ki üzerindeki bağların yok olmaması için veya süt içerisinde bir hekime gidilmesi gerekiyor. Gidildiği takdirde de hekimimiz ona göre yerine yerleştirip bağlantıları kurup tekrardan. %80 oranında tekrar tutma durumu vardır. Aynen, süper. Bunu da ilk defa bak duymuş olduk hocam. İyi bir not olmuş oldu bize açısından da. Evet. Peki diş kayıplarında uygulanan tedaviler nelerdir? Diş kayıplarında uygulanan tedaviler biz meslek olarak bir sürü protez tiplerimiz var. Buna şöyle sınıflandırabiliriz. Tek diş eksikliği, birkaç diş eksikliği, total diş eksikliği. Tek diş eksikliğinde artık implant çıktı. Hı hı. Biliyorsunuz günümüzün artık bir parçası oldu. İmplanta alternatif olarak kron köprü dediğimiz kendi ağzımızdaki dişlerin destek alınarak yapılan protezler. Daha büyük kayıplarda da total damak veya halk arasında bilinir yarım damak tarzında protezlerle. Tabii bunlar hareketli protezlerdir. Konfor olarak kron köprü veya implanta göre daha zor kabullenebilecek protezlerdir. Ama sonuçta toplumda yaygındır kesinlikle. Gülüş estetiği nedir hocam? Çok sık duyuyoruz artık. Bir gülüş estetiğidir gidiyor. Nedir? Evet. Gülüş estetiği diş hekimliğinin kozmetik dalıdır. Son 5 yıldır, 10 yıldır çok revajda olan bir durumdur. Kişinin yüz, dudak, yanak, mimik şekillerine göre güldüğü durumda dişlerin özellikle ön altı dişin şekillendirilmesidir. Bunun için neler uygulanabiliyor? Diş beyazlatma. Kişinin kendi diş tonu sarı ise veya sarıya yakın ise beyazlatma ışınla veya kimyasal olarak çeşitleri vardır. Tonları açılıyor dişlerin renginin. Daha hoş bir görüntü veriyor. Temiz bir görüntü beyaz. Çünkü herkes beyaz istiyor. Kesinlikle. Bunun sağlanamadığı durumlarda laminate veneer kronlarımız var. Yani seramik veya kompozit diye değişiyor bunlar madde olarak. Seramik dediğimiz laboratuvar ortamda dişin ön yüzünden aşındırmalar yapılıp oraya yaprak şeklinde yerleşen porselenler. Çok parlak, yüzey olarak da estetik olarak da istediğimiz şekilde şekillendirilebilen protezler diyeyim. Bir de kompozit olarak kliniklerde bizim kendimizin direkt olarak bir tarafta laboratuvar yapıyor, bir tarafta bizim kendi yaptığımız. Dişin ön yüzüne belli kompozitlerle, ışınlı dolgu, kompozit dediğim de ışınlı dolguda kullandığımız kompozitlerin daha ileri seviyeleridir. Bunların tabakalama halinde yerleştirilerek uygun estetiğin sağlanması. Bu şekilde kişinin yüz şekline göre, misal uzun yüzlü bir kişide uzun diş kullanabiliyoruz. Tabii. Kare yüzlü bir kişide uzun diş kullanamazsınız. Daha yüzünün gülüşüne estetik. Elbette. Hatta uyum bu konuda dijital programlar bile var. Kişinin yüz fotoğrafları çekiliyor. Ona göre o gülüş estetiğine göre dişler şekillendirilip hastalara öngörülebilecek durumlar gösteriliyor. Bleaching dediğimiz hocam diş beyazlatma sistemi var. Evet. Ona nasıl bakıyorsunuz? Çeşitli kimyasal maddelerle çok vücutta dişlerimizde çok hassasiyetin olduğu vakalarda uygulanması biraz daha zor. Tabii ki bunun da önlemleri alınabiliyor. Topikal flor uygulamaları veya anestezi altında yine beyazlatma sistemleri uygulanabiliyor. Dişlerde ton açtığından dolayı kullanılan madde hidrojen peroksitin sulandırılmış çok çözeltileri. Zararlı bir durumu yoktur. Ama beyazlatma meydana geliyor. Ama zararı yok değil mi hocam? Hayır, yapılabilir. Hayır, tabii ki.
tabii ki. Peki. Çok daha bir revaçlı olmaya başlayan. Muhakkak kesinlikle, ki var ama hocam dediğiniz gibi daha bir son beyaz, daha bir beyaz. Bunun sonu yok. Beyazın beyazın yok, ama bir yerde kar beyazına dönmeyecek. Yani evet, olabilen en doğal beyazda olması bence en doğal, en güzeli. Aynen öyle. Peki hocam 20 yaş dişleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Hemen hemen herkesin sanırım yaşadığı bir sıkıntı. Kesinlikle. 20 yaş dişleri bizim tüm dişlenme dönemimiz bittikten sonra en son kalan azı dişlerimizdir. Çene içinde yer bulması çok zor oluyor. Tabii ki kemik gelişimi 16'lı yaşlarda, 18'li yaşlarda bittiğinden dolayı süt dişi çıkımları daha kolaydır. Çünkü kemik yumuşaktır. Çocuğun o devresinde, ki hatırlarsın çocuklar böyle küçükken ağlarlar, sızlarlar, sürekli salya akıtırlar. Kemik yumuşaktır, o diş çekimini fark etmeyiz. Ama 20 yaş dişi artık bilinç yerine geldikten sonra çıkması çok zor. Yer bulamadığından dolayı da ya öndeki dişleri iteklemeye başlar veya oradan uç verir ve bu uç verme sonucunda kapşon oluşturur. Yiyecekler sürekli içine girer, fırçalayıp da temizlenemeyecek bölgelerdir ve çekimleri gerekebilir. Tabii. Ama yer bulmuş bir 20 yaş dişinin çekilmesi çok tabii ki çok anlam ifade etmiyor. Kesinlikle. Zararı yok yani, aslında hocam. Yani aslında yer zararı yok. Ağrı ve oluşabilecek enfeksiyonlardan dolayı çekiliyor. Yani bazen hastalarımızda ya 20 yaş çekelim, yok öyle bir şey. Çekilmeyecek yani, bir durum varsa yani, tabii kalabiliyor. Kesinlikle. İlaç çekilecek gözüyle bakmayalım kesinlikle, 20 yaş dişlerimize. Kesinlikle asla. Yani uygun ortamda. Tabii ki. Gerekli olduğu durumda tabii yani ki. Gereksiz diş ekmeği karşıyız. Diş eti hastalıkları ve ağız kokusu nedir hocam? Evet. Diş eti hastalıkları kişi eğer ki uygun ağız hijyenini sağlamıyorsa, fırçalamadır, diş ipidir ve diğer temizleme araçlarını kullanmadığı durumda, demin bahsettiğim o diş eti oluklarında yiyecekler oluşuyor. O yiyecekler tortul kayalar gibi katman katman. Bakım yapılmayınca üstüne biniyor. Bakım yapılmayınca üstüne biniyor ve bir süre sonra sertleşiyor, taş halini alıyor. Sonuçta dişle diş eti arasında bir bağ var. Bu sürekli baskı bu bağı yırtmaya başlıyor. Gelen her gıda bunun altına birikiyor. Gelen her gıda bunun altına biniyor ve diş etlerinde çekilmelere. Sonuçta orada biriken besindir. Evde bile bir tencere yemeği koyun, bir hafta sonra nasıl bir koku verir? Aynı durumdur. Ağızda da aynı şekilde. Buradaki tartarların uzun süre birikmesi hem kokuya, hem diş etlerinde kanamaya, hem kaşıntı tarzında rahatsızlıklara yol açar. Artı ağız kokusu mevcut olan dişlerimizde derin çürükler var ise bunlardan da koku, yine orada da besinler birikir ve çürüğünde bir ayrı bir kokusu vardır. Bazen de sistemik hastalıklardan, ağızla alakası olmayan hastalıklardan özellikle mide ülserlerinde, karaciğer rahatsızlıklarında, böbrek rahatsızlıklarında yine spesifik kendine has kokuları olan ağız kokuları mevcuttur. Görebiliyoruz evet, bu anlamda da. Evet. Aslında hocam en önemli vücudumuzun oluşturan dişlerimiz, yemek yememiz, sağlamak, konuşmak, evet, her şey günlük hayatımızda aslında bizim davranışlarımız kadar bir nevi ağzımızı çok sık kullanabiliyoruz. Evet. Ve evet, her ağrı kendine has sıkıntılıdır, sancılıdır da diş de çok 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 bambaşka hocam. Kesinlikle. Bence hani dişçi koltuğundan korkmamak gerekir. O son dakika raddeye getirmemek gerektiğini düşünenlerdenim erken ki. Erken tedavi, erken teşhis çok her daha zaman önemli çok önemli. Değil mi hocam? Önemli. Bu anlamda eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz var mıdır? Toplum arasında bir laf vardır. Yılanın başını erken keseceksin diye. Bu işte de öyledir. Ne kadar erken teşhis, madde kaybı olmadan tabii, o dişin kurtulması veya ağız içinde duruşunu çok daha uzun yıllar uzatacaktır. Hı-hı. Yani kesinlikle erken teşhis. Korkulacak bir nokta yok. Artık yapılan lokal anesteziler, fıs fıs dediğimiz ağızdaki erken evet, uyuşturmalar iğne acısını bile unutturdu. Yavaş yavaş da atılıyor bu olay. İnşallah. Daha bilinçli bir toplum İnşallah. Olmak yolunda İnşallah. ilerleriz. İnşallah.
dikkatimizi çeken, hani yüzümüzden, yani yüzümüze baktığımız zaman dişler çok çok kesinlikle çok daha ön planda. Hem görünüş hem sağlık. Yüz estetiğinin birinci kaynağı dişlerdir. Kesinlikle. Bir insan konuştuğu anda direkt ağzına bakarız, dişlerine bakarız. Aynen öyle. O da bizi kendimizi gösteriyor bir kesinlikle nevi. Hakikaten de. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Başta sağlık diliyorum size. Ardından da nice güzel işlerde, projelerde, isminizi, imzanızı görmek temellisiyle başarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Her zaman dediğimiz gibi efendim, İşi Bilen kısmında çok değerli ismimiz, çok değerli bir hocamız vardı. Diş hekimi Bülent Kazım Gençay konuğumuzdu. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.